Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hafıza kartımıza uygulamamız sayesinde internetten nasıl resim yükleyeceğiz ondan bahsedeceğim. Bir önceki videomda klasör nasıl açılır diye size ne yapmıştım öğretmiştim. Şimdi o klasörün içine internetten resim yükleyeceğiz. Aslında benim amacım şunu yapmak. Mobil uygulamanızın boyutu çok küçük olacak. Siz yaptığınız çalışmada bütün verileri internet üzerinden ne yapacaksınız? Mobil uygulamanızı kullanan kişilerin e, hafıza kartına yüklenmesini sağlayacaksınız. Bu sayede de bilgileri hafıza kartının içinden çekeceksiniz. Amacım onu yapmak. Tabii ki ilerleyen videolarımızda bunu daha net anlayacaksınız. Şimdi hemen internetten nasıl resim yükleyeceğiz ondan bahsedelim. Öncelikle ben bir buton yapacağım. Butona tıkladığım zaman hafıza kartımın içine internet adresinden resim yüklenecek. Web bileşenimizi yükleyelim. Buradan yüklüyoruz. Evet bloklar kısmına geçelim. Şimdi işlemim butona tıkladığım zaman gerçekleşeceği için tıklama bloğunu alıyoruz. Daha sonra içine öncelikle web bileşenimize girelim ve orada kaydetme ile ilgili butonumuzu alalım. Benim amacım şimdi bir URL adresi göndereceğim ve bunu kayıt işlemini gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden de web bileşenindeki kayıt yanıtı kaydet bloğunu aldım ve içine şimdi mantıksal değerlerden onay vereceğim bir değerini. Artık kayıt işlemi gerçekleşebilir. Daha sonra ise bunu kopyalıyorum. Şöyle şu mantıksal değeri de atalım. Şimdi gireceğim URL adresi yani resmi nereden indireceksem onun adresini bu şekilde alıyorum. Burada da text kısmından adresimi yazmam lazım. Mesela şimdi Google'a bağlanalım ve oradan bir resim indirmeye çalışalım. Şimdi Google'da elma şeklinde arattırdım. Buradan elma resimlerinden bir tanesini adresini almaya çalışacağım. Mesela şunu tıklıyorum. Burada sağ tıklıyorum. Bağlantı adresini kopyala demiş. Resim adresini kopyala diyorum. Daha sonra şu kısma giriyorum. Burada, Evet görmüş olduğunuz gibi şu an resmin adresi burası. Ve işte resim şu an karşıma geliyor. Daha sonra da bu kısma gelip adresimizi yapıştırıyoruz. Resmimiz İsmi çok büyük dikkat ederseniz bağlantı adresinde. O zaman benim ismini değiştirmem lazım. O zaman yine web kısmına gireceğim. Buradan dosya adını şu şekilde değiştiren bloğumu alıyorum. Bu bloğumuz dosya adının e, değişmesi. Yani bizim yanıtımız neydi burada? Yanıtımızı kaydet. URL adresinden gelen yanıt vardı. Bu yanıtın artık neyse bu dosya adını değiştirmeyle alakalı kendimiz dosya adını belirleyebiliyoruz. Eğer bunu yapmazsanız şu isimle inecektir ve bu dosyayı bulamayacağız. Eğer siz çalışmanızda kullanacağınız resmi internet üzerinden indirecekseniz ne yapacaksınız? İsmini de burada belirtmek zorundasınız. Gelelim text kısmına. Buradan ismini değiştireceğim. Şimdi ismini değiştirirken burada klasörümün adını yazacağım. Daha sonra da isminin ne olmasını istiyorum. Mesela burada elma indirmiştik. Elma jpeg şeklinde değiştiriyorum. Daha sonra da bırakıyorum. Şimdi artık Klasörümüze girdiğimiz zaman, bilgelik evi klasörüne girdiğimiz zaman elma isminde bir resim olacak. Bu bizim şu an belirlediğimiz resmin aynısı inecek. Daha sonra da hemen ne yapıyorum? Şu kodu alıp web bileşeninin çalışmasını sağlıyorum. Yani böylelikle çağrı alıyorum demektir bunun anlamı. Bilgilerimizi artık alabiliriz. Bağlantı kısmına gelelim ve buradan canlı bağlantı hemen yapalım. Tekrar resetleyelim. Tekrar yapalım. Evet şu an geldi. Telefonumuza bağlanalım ve Kodumuzu taratalım. Evet uygulamama girdim. Evet kodumu tarattım. Evet şu an görmüş olduğunuz bir uygulamama girdim. Şimdi butona tıklıyorum. Tabii buton adını değiştirmemişim. Siz tabii ki isterseniz değiştirebilirsiniz. Butona tıkladığım zaman ne yapacak? Uygulamamdaki klasörün içinde hemen resmim elma şeklinde oluşacak. Evet basıyoruz. Evet şu an bastım ve oluştu. Şimdi hemen tekrar klasörümüzün oraya gidelim. Evet, şu an klasörümü görmektesiniz. Bakın bilgelik evi diye sıfır dosya sıfır klasör diyor. Şimdi oraya giriş yapıyorum. Yani sayfayı yenilemeden gireceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bakın elma isminde. Tarihi de isterseniz bakabilirsiniz. Saate de bakabilirsiniz. Burada benim telefonumun saatiyle. Zaten kayıt yaparken de altta video e, tarihini göreceksiniz. Hiçbir değişiklik yok. Biraz önce sıfırdı bastığım an hemen görmüş olduğunuz gibi Resmimiz geldi. Resmime tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şimdi resmim karşıma geldi ve internetten indirebiliyorum. Demek ki sizler de bir uygulama yaptığınız zaman uygulamanızın resimlerini bu şekilde internet üzerinden indirebilirsiniz. Tabii ki indirirken de bir kereye mahsus indirmeniz gerekiyor. Düşünsenize siz bir çalışma yaptınız. Bu resmin internetten inmesini istiyorsunuz ama internet kapalıysa inemeyecektir bir sefere mahsus interneti açtırırsanız ve bir kereye mahsus yükleme yaptırırsanız bundan sonra internete de gerek kalmayacaktır. Onun çalışmalarını e, da ilerleyen videolarda çekeceğim. Şimdi amacım neydi? İnternetten hafıza kartına resim yüklemeydi. Bunu başardık. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.